Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda suvari komutanlarını inceleyeceğiz. Onlara geçmeden önce size yani suvari birliklerini öncü birlikler olarak e, e, kullanmak isteyenlere önerim olacak. O önerimde şu ırk önerisi. Arkadaşlar bunlar için bence bir ırk Almanya. Almanya'ya %5 suvari saldırısı veriyor biliyorsunuz. Ve Töton şövalyeleri var. Bir de Arabistan arkadaşlar. Bunların da Memlük Olarak gene bu da suvarilere %5 saldırı veriyor. E, İspanya'yı pek önermiyorum arkadaşlar. İspanya bence yani suvari saldırısı yüze, savunma seviyesi %5 veriyor ama bence suvari atak daha önemli. Ben e, Almanya veya Arabistan'ı öneriyorum. o yani ikisinden hangisini seçmek size kalmış ama Ön, önce olarak da birinci olarak da Arabistan'ı seçmenizi bence yani Almanya'dan da daha iyi olarak Arabistan bence daha iyi arkadaşlar. Çünkü diğer özelliklerine baktığımızda da tarafsız bilimleri olsun, ralli açmada olsun güzel özellikler veriyor. Arabistan öneriyorum yani arkadaşlar. Almanya olabilir ama Almanya'da seçebilirsiniz. Gelelim komutanlara. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 tane ben direkt e e epic komutanlardan bahsedeceğim. Hiç legendary komutanlara girmeyeceğim. E Pelagius var. Biliyorsunuz ki atlı komutan olarak Baybars ve Belasarius var arkadaşlar. Hemen Pelagius'tan başlayalım hızlı bir şekilde anlatmaya. Açalım. Pelagius arkadaşlar bildiğiniz üzere taarruz özelliği var. Bu özellik 300 direkt vuruyor. Arkadan 2 saniye boyunca 300 daha vuruyor. Yani toplamda 900 beceri hasarı veriyor. Ve 100 öfke geri kazandırıyor. Gayet güzel bir özellik. Karşısında. 900 hasar verip 100 öfke kazandırması bence güzel. Yani atak olarak güzel bir özellik. İkinci özelliği arkadaşlar biliyorsunuz full zaman bu güçlerin %10'dan %15'e çıkıyor. Yani çok güzel %15 saldırı ve savunma. İnanılmaz güzel bir stat veriyor arkadaşlar. Yani bu küçümsencik bir şey değil. %15 saldırı ve savunma statı küçümsencik bir stat değil. Gerçekten güzel bir stat atlı birlikleri için. Arkadaşlar ikinci özelliği de biliyorsunuz ki garnizon olarak veya gözetleme kulesi. Yani şehrinizde savunmadayken gelen birliklere %7 daha fazla saldırı uyguluyor arkadaşlar. Gayet makul savunmada, yani şehrinizi savunmada kullanabilirsiniz Pelagius'u. Gelelim buna isyancı. Bu da arkadaşlar gerçekten savunma olarak baktığımızda yani savunma yönünden e, önemli bir özellik. Çünkü 450 iyileştirme faktörü diyor ama bunu tabii 2 saniyede için yani sizin 900 iyileştirme faktörü %10 ihtimalle. Burada dikkat çekmek istediğim bir konuda 5 saniyede bir gibi bir <laughs> ibare yok bunda farkındaysanız. Bu, bu tür özelliklerde çünkü 5 saniyede bir %10 ihtimalle şöyle şöyle diye genelde tüm komutanlar da öyle. Burada öyle yok arkadaşlar. Yani burada %10 ihtimalle her an yapabilir bunu. Öyle 5 saniye bir şartı da yok. 900 iyileştirme faktörü. Bu gerçekten defansif yönünden çok iyi bir özellik arkadaşlar. Yani bence küçümsenecek bir miktar değil bence. Yani bana sorarsanız. Gelelim yetenek ağacına. Yetenek ağacı şu şekilde arkadaşlar, şu özelliğe vermeyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu bir kere öyle verdim ama yani vermeye de bilirsiniz. Diğer hepsini fullleyin arkadaşlar ve beceri kısmından da bu kanadı şu özelliğe verme şekilde bu kanadı şuraya kadar fullleyin arkadaşlar. Buradan da buraya bir kere verebilirsiniz. Yani bu artık seviyatla oldukça değişebilir de. Yani bu şekilde yapın. Şu gösterdiğim şeyi şuna da vermeyebilirsiniz dediğim gibi ama şey olduktan sonra da verebilirsiniz. Çünkü e, saldırı kısımlarında %15'e kadar şey e, size e, ilerleme hızı kazandırıyor. Yani normalde kötü bir özellik değil. PvP savaşlarında iyi bir özellik. Bu şekilde yine e, görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu şekilde veriyorsunuz. Atlı Pelagius'u. Yetenek ağacını. Gelelim Baybars'a. Baybars'ın biliyorsunuz ilk özelliği arkadaşlar. Alan vuruyor ve fullediğiniz zaman da güçleniyor. Yani bin vuruyor arkadaşlar. 750'den 1000'e çıkıyor demeci ve 2 saniye boyunca da %50 yavaşlatıyor ve 5 hedefe vurabiliyor maksimum. Bu da çok önemli bir özellik yani bir epik komutan için 1000 vurup 5 hedefe birden vurmak arkadaşlar gerçekten bir de %50 yavaşlatması çok iyi bir özellik. Yani bu komutanı arkadan böyle kaçan <laughs> ordulara karşı yavaşlatarak çok hızlı bir şekilde eritmenizi sağlayabilir. Gelelim e, diğer özelliğine. Buradan direkt şunu anlıyoruz. Baybars'ta yüzde %20 suvar saldırı olsun. Direkt atak üzerine bir komutan. Yani defansif yönü çok olmayıp atak yönü daha önde, ön planda olan. Mesela Pelagius atağı da defansı da orantılı. Yani normal bir komutan. Ne atağı çok güçleyebiliriz ne savunması. Yani normal güzel bir komutan ama Baybars daha çok atak üzerine yönlendirilmiş arkadaşlar. Gelelim bu özelliğine. Bu özelliğinde de %7 ve %7 iki tane savunma ve saldırı azaltma. Bu da tabii ki garnizonları yani şehirlere saldırdığınız zaman %7 saldırı azaltıyor, %7 savunma azaltıyor. Yani bence güzel bir özellik şehirlere saldır saldırmayı seviyorsanız güzel kullanabileceğiniz bir komutan komutan arkadaşlar Baybars'ta o yönden. Bu özelliğine gelirsek de bu biliyorsunuz ki Belisarius ve Baybars'ta olan bir özellik. Bu yeni, yani eski komutanlarda yok. Yeni komutanlarda gördüğümüz bir özellik. Ee, savaştan ayrıldığınızda %50 ile ilerleme hızı bonusu ve iyileştirme faktörü 200. Hani iyileştirme faktörü 200 normal öyle çok abartılacak bir şey değil ama %50 arkadaşlar yani savaştan ayrıldığınızda bu, bu, ne demek yani? Ordunuzu geri çektiğinizde bir o yani sizden o ordudan koptuğunuz an %50 size yani inanılmaz böyle hani arabalar böyle nos basar hızlanır ya. Aynı onun gibi yani 10 saniye %50 böyle ilerleme hızı verecek. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Kaçarken kullanabilirsiniz. İkinci olarak da diyelim ki bir orduyla savaşıyorsunuz. Gördüğünüz bir tanesi kaçıyor. Onu yakalamak için kullanabilirsiniz. Yani kullanabileceğiniz alternatif şeyleri çok. Bir atlı ordu içinde bence vazgeçilmez güzel bir özellik arkadaşlar. Evet burada da Bay, Baybars'la şunu değineyim. Bu da suvari ve beceri üzerine bir komutan olduğu için bunun özelliklerini de yani yetenek ağacını da Pelagius'la aynı arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Yani onu zaten gösterdim. Bir ara bakarsınız Pelagius'un e, gösterdiğim kısmından. Gelelim Belisarius'a. Belisarius biraz daha farklı tabii ki e, iki komutandan Niye farklı derseniz e, süvari ve barış koruma hareketlilik. Yani bu hareketlilik olayı atlılar için bence iyi bir özellik. Onun için Belisarius'u şu şekilde değineceğim. Şimdi ilk özelliği normal bir özellik. Çok abartılacak da bir özellik değil. Yani normal seviyede yani saldırı ve savunmayı %30 azaltıyor. 2 saniye de hasar veriyor. Normal bir özellik arkadaşlar. Yani e, bence bunu birinci komutan olarak kullanmanız belli sağlıkçısı ne olacak? İşte savunma ve saldırıyı azalttığınız zaman e, ikinci komutan özelliğini kullandığında arkadaşlar 2 saniye olduğu için çünkü ikinci saniyesinde kullanıyor ikinci komutan özelliğini daha fazla vurabilir. %30. Öyle düşünebilirsiniz. Onun için birinci komutan olarak kullandığınızda arkaya koyduğunuz komutan daha iyi demiş uygulayabilir arkadaşlar. Gelelim ikincisine. Karşı konulmaz yani burada barbarlara %35 gayet makul güzel bir demek. Barbar kesmede, barbar kalelerine saldırmada bence %35 çok iyi güzel bir özellik. Ee, bu özelliğine geldiğimizde de arkadaşlar burada %15 suvari savunması ee, 10 saniye boyunca da ilerlememizi işte %25. Bu da gene savaştan ayrılma aynı Baybars'ın olayı ama bunu da güçlendirebiliyoruz biliyorsunuz fullleyince fullendiği zaman %30 arkadaşlar savunma %30. Ne demek yani savunma özelliğine %30 geliyor. Savaştan ayrıldıktan sonra da 10 saniye boyunca ilerleme hızını %50 arttırıyor. Bu da aynı Baybars'ın özelliğinin e, sadece burada fark onda 200 şey veriyordu. Bunu da %30 savunma veriyor. Düşündüğümüz zaman arkadaşlar %30 savunma gerçekten yani inanılmaz bir stat. Yani düşük bir şey değil yani %30 savunmayı küçümsemeyin. İnanılmaz yani yüksek e, miktarda bir stat. E, ge, e, %50'de gene Baybars'tan attığım gibi savaştan kaçarken, başkasına yönelirken kullanabileceğiniz bir özellik. Arkadaşlar gelelim son özelliğine. Bu da bakın. Bu da gerçekten atlı birliklerde diyor ki %50 ye in, mesela diyelim ki 200 kişilik bir ordu yüze indi sayısı. %25 hasar bonusu arkadaşlar. Yani bu gerçekten karşı taraf için bu yani sizin için değil. Karşı taraf %50'nin altındaysa sayısı. Yani siz az kalmış kaçan orduları bununla parçalıyorsunuz arkadaşlar. Yani sizden eğer Belisarius'un liderliğinde bir atlı ordunuz varsa sizden kaçma ihtimalleri yok. Ben onu söyleyeyim yani. Yani yarı indiyse direkt parçalar geçersiniz yani. %25 çok yüksek bir miktar. %25 hasar bonusu gelmesi. Şimdi bu üç komutanı anlattık. Bunun yetenek ağacını da şu şekilde hemen yorumlayayım. Gene bunun atlı kısmına Pelagius'ta gösterdiğim gibi şu özellik hariç hepsini fırlıyorsunuz. Bakın bunu bunu atlayabilirsiniz. Ama buna da gene dediğim gibi iler seviyelerde 50 55 56'lara geldiğinde seviyesi verebilirsiniz. Bu bu hareketlilik kısmında da arkadaşlar. Bakın buradan şuraya doğru gideceksiniz. Bakın bunu bunu şunu ve şunu atacaksınız arkadaşlar. Bu bu sol yani aşağı kanadı burayı full'leyeceksiniz bu şekilde gelerek buraya kadar full'leyeceksiniz hareketlilik kısmından. Bu size inanılmaz bir gene hareket hızı verecek. Zaten e, atlıda da dediğim gibi hareket hızı çok önemli. Savaşlarda, PvP savaşlarında yakalamak için, kaçmak için çok önemli. E, kullanma kısmına gelince de arkadaşlar benim önerim sizlere e, ilk daha yeni başladıysanız, hiç kasmadıysanız, neyi kasayım diyorsanız e, Belisarius'u öneriyorum ilk olarak. Niye Belisarius? Çünkü e, barbar kesmede zaten avantajı sağlıyor. Artı e, hareketlilikle suvari İkili olayı liderlik etmesinde daha iyi çünkü daha iyi hareket hızı, daha hızlı yakalamanız yönünden bence daha iyi. Beceri kısmına göre bence atlı birlikleri daha iyi. Peki Belisarius'la hangisini kullanayım? Ee, sorunuzda. İkisi de olabilir arkadaşlar ama ben Pelagius'u önereceğim. Niye derseniz arkadaşlar %15 saldırı savunma var ya burada. Şimdi %30 da Belisarius da var alıyorsunuz arkadaşlar. Yani %45 savunma, %15 de atak. Zaten ordunun eğer canı yarıya da, yarıdan da azsa, yani 200 kişilik ordu, 100 kişide de üst üste zaten %25 de buradan gelecek, verecek Belisarius. Hasar verecek, hasar bu olmuş. Bir de %10... saldırı stadı alıp Pelagius'tan kullanmanız bence Bayer olduğundan daha iyi olur bana sorarsanız. He. Ama Baybars'ı da şu şekilde alan vurduğu için e, kalabalık savaşlarda ben e, güçlüyüm, ben daha iyi e, demek üretirim, hallederim diyorsanız da kalabak savaşlarda e, Baybars da olabilir. Ama benim has size önereceğim stat, stat olarak arkadaşlar yani %15, %45. mükemmel artı bir de e, yetenek ağacından gelen statlar var. Bu şekilde verirseniz bence atlı ordunuzda inanılmaz durdurulmaz bir atlı ordu olabilir oyun başında. E, para yatırmasanız bile birçok orduya karşı koyabilirsiniz %45 savunma çünkü çok iyi arkadaşlar. Yani karşı taraf size neredeyse demiş adam akıllı demiç üretemeyecek ama siz %15 oradan var. E, belli bir miktar hani diyelim ki VS yapıyorsunuz. Kula VS olarak da Be 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 Belisarius başta, Pelagius arkada 100, e %100 diyelim. %100, e 100 bir 100, e %100 savaş yapıyorsunuz. Siz orduyu belli bir miktar dayanıp savunmanızla %50'nin altına indirdiğinizde zaten şu devreye girecek hasar bonusu direkt yani inanılmaz bir avantaj elde edip karşı tarafı dağıtacaksınız. Artı bir de biliyorsunuz ki Pelagius'un bu isyancı özelliği de size sürekli can basacağı için defansınız da sağlam olduğu için bildiğiniz o piyadenin hani sağlam ordusu var ya onun gibi bir sağlam ordu VS'lerde çok etkili olur. düz savaşlarda da etkili olur. bence Belasarius ve Pelagius daha ağır basıyor arkadaşlar. Ha, kullanabilirsiniz. Tabii ki Baybars'ı da kalabalık savaşlarda, PvP savaşlarında kullan, kullanılmaz değil. Kullanılabilir. Ama işte şu, şu özellik mesela çakıştığı için hani %50 bu veriyor, %50 öbürü. İkisinin kullanmanı çok mantığı kalmıyor o yüzden. Bence e, önerim size Belisarius ve Pelagius'u atlı ordunuzda kullanmanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şey umarım faydalı olmuştur. Eğer sorularınız olursa videonun altına sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplayacağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben elimden geldiğince yardım, yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.